Merhaba arkadaşlar. Şimdi mantığın ikinci dersinden devam edelim. Burada öncelikle ise bağlacını öğreneceğiz. İse arkadaşlar iki tane önermeyi birbirine bağlayacak. Örneğin P önermesi kar yağıyor, Q da hava soğuktur. Şimdi bunu P ise Q yaparsak kar yağıyor ise hava soğuktur. Anladık mı? İki önermeyi ise ile birbirine bağlayacağız. Şimdi isenin özelliğini öğrenelim. V ile veya'yı öğrenmiştik. Şu standart halini yazayım. 1 1 0 0 1 0 1 0. Arkadaşlar P'yi Q'ya götüreceğiz şimdi ise ile. En önemli şey, kesinlikle aklınızda tutmanız gereken şey şu: ise de doğru yanlışa gitmez. Yani 1 sıfıra gitmez. 1 sıfır olduğu zaman sıfır olur. Geri kalan her şey 1 olur. Tamam mı? Bunun parolası neymiş? Doğruyu yanlışa götürmez. Yani şey gibi, doğru adam yanlış yere gitmez, tamam mı? Ya da doğru adam yanlış adamla aynı yere gitmez gibi kafanızda kodlayabilirsiniz. Doğruyu yanlışa götürmez arkadaşlar. 1 0 varsa sonuç 0'dır. Yani 1 ise 0 denktir 0'a. 1 ise 0 denktir 0'a. Bunun dışında her şey 1'dir. Şimdi şuradaki örnekten devam edelim. 0 ise 0. Bu nedir? 1'dir. Çünkü 0 olan tek bir durum var. Onun dışındaki bütün durumları 1 yapacağız. Veya 1 ise 0. Aha da bu. Doğruyu yanlışa götürmüş. Hiç doğru yanlışa gider mi ya? Gitmez. Burası 0 olur. Ne olur? 1 veya 0. Veya'yı hatırlıyorsunuz birinci dersten. Esnekti, yumuşaktı. İçinde bir tane doğru olması yeterliydi. Bunun sonucu 1'dir arkadaşlar. Şu not çok önemli. Bak bu çok önemli. Bunu çok kullanacağız. Bunu aklına tut, tamam mı? Şimdiden anlaşalım. Bunu unutma. Bir dahaki sorularda, önümüzdeki yapraklarda çok karşımıza çıkacak. P ise Q arkadaşlar şuna denktir. P'nin değil veya Q'ya denktir. Bu önemli. Yani P ise Q'da biz birincinin değilini alıp veya ikinci yazabiliriz. Bak birincinin değili, P'nin değili, ise'yi veya yaptık, Q. Tamam mı? Birincinin değilini alıyoruz veya ikinci diyoruz. Bu şekilde bir çevirme yapacağız. Şu örnekte yapalım mesela. P ise Q, Q'yu ben P'nin değili veya Q diye yazdım. Veya P oldu. Şimdi burada arkadaşlar işlem yaparken bakın bu veya, bu da veya. Artık parantezi kaldırabilirim. Bütün şu önermeler, dur bir dakika, veya veya ise ya da vv ise parantezi kaldırabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu P'nin değili ve P'yi de yan yana yazayım. P'nin değili veya P ve son kalan veya Q'yu da sona yazdım. Şu ikisi P'nin değili veya P. Şimdi bunları ilk dersten hatırlıyorsunuz değil mi? Bunlar birbirinin değili. Veya esnek yumuşak olduğu için bunları birbirine bağlıyor. Bu ikisi 1 yapar. Çünkü bu 1 ise bu 0'dır. İçinde illa 1 var. Bu 0 ise bu 1'dir. İçinde illa 1 var vesaire. Bu 1 yapar. Veya Q. Şimdi veya neydi? Esnekti, yumuşaktı. İçinde 1 olması doğru kabul etmek için yeterliydi. Q ne olursa olsun sonuç 1'dir. Böylece şunu atayım. Ova. İkinciye geçtik. Şimdi şu örneğe bakalım. P ise Q'nun değili nasıl alacak? Şimdi bunun değilini alırken arkadaşım bunun biraz önce bulduğum sonucunu yazacağım. Yani P ise Q değil de P'nin değili veya Q yazacağım yerine ve değilini alacağım. Tamam mı? Bakın parantez içine değiştirdim. Biraz önce çok önemli dediğim ve attığım kağıtta gösterdiğim şey var ya, onu yazdım. Şimdi bu parantezin değilini nasıl alıyordum? Birincinin değilini alacağım. P'nin değili. Bir daha değilini alırsan P olur. Hani tersin tersi düzü mantığında. Veya ne oluyordu? V oluyordu. Q'nun değili. İşte P ise Q'nun değilini alırsan P ve Q'nun değili çıkar arkadaşım. Alttaki soruya geçelim. Şimdi şu soruda dikkat etmen gereken yerler var. İpuçları var arkadaşım. Bak. İse de sana P'nin ne olduğunu vermemiş. İse 1 demiş. Sen sadece ve sadece 1 ise 0'ın 0 olduğunu biliyorsun değil mi? 1 ise 0 0'dır. Onun dışında her şey 1 değil midir? Evet. Şu kalıba benziyor mu? P ise 1. Benzemiyor. O zaman bunun 0 olma ihtimali yok. Bu kesinlikle 1'dir.
P ne olursa olsun 1'dir. P'ye bağlı değil. 1 ise 1 de olsa 1'dir. 0 ise 1 de olsa 1'dir. P'ye bağlı olmadığı için sonuç direkt 1. Çünkü 0 olamaz. 0 kalıbı buydu. Buna da uymuyor. V'yi de indirdim aşağı. 0 ise Q. Şimdi Q'nun değerini biliyor muyum? Hayır, onu da bilmiyorum. Peki şu 0 olabilir mi burası? Olamaz. Neden? 0 olan tek ihtimal bu. Ona da benzemiyor. Demek ki bu da 1'dir. Ne oldu? 1 ve 1 oldu. V sert katıydı. 1 ve 1 de 1 yapar. İkisi 1 olduğu için. Şimdi gelelim diğerine. Ancak ve ancak. Ancak ve ancak'ın da bir sihirli sözcüğü var. O da nedir biliyor musunuz? Ancak ve ancak eşit olacak. Eşit olacak. Yani okların ucundaki sayılar eşitse bu önerme, bu bileşik önerme doğru oluyor. Yani 1-1, 0-0 yazayım önce. 1-0-1-0 standart doğruluk değerlerini yazdıktan sonra 1-1 eşit olacak demiştik. Ancak ancak eşit olacak. 1-1'i doğru kabul eder. 0-0'ı da doğru kabul eder. Çünkü eşittir. Ama 1-0 yanlış kabul eder. 0-1'i yanlış kabul eder. Çünkü ancak ve ancak eşit olacak. Şimdi buraya gelelim. 1 ancak ve ancak 0. Okların ucundaki sayılar eşit değil. 0'dır. 0 ancak ve ancak 0. Oo, eşit. Güzel. 1. Şimdi size ters geliyor olabilir. Lan 0'a 0 nasıl 1 oldu? Olur. Bunun kuralı başka. Ancak ve ancak eşit olacak diyor. Şimdi ne hale geldi? 0 aradaki işareti yazıyorum ise 0 ise 1. Nedir 0 ise 1? 1'dir. 0 ise de 0 yapan tek durum buydu. O da bu değil zaten. Onun için şu durum haricindeki bütün durumlar ise de 1'dir. Bunu da atıyorum. Bu sayfaya geçtik. Şimdi P1 Q0 demiş, tamam mı arkadaşım? Bak buraya dikkat et genco. Yapacağın tek şey var. Sayıları yerine yazmak. Başka da bir şey yok. P'nin değeri nedir? 1. Q'nun değeri nedir? 0. Q'nun değerini yazdığıma göre o da 1. İse, neyse dur önce şunu yapayım. 1 ancak ve ancak 1 ne yapar? 1 yapar. Bu parantezin içini buldum. P'nin değeri diyor. P1 ise değeri nedir? 0'dır. İse'yi aşağı indir. 1 ise 0. Aha, tek yanlış olan durum. Bir doğru yanlışa götürmez. Doğru yanlışa gitmiş. Gitmez arkadaşım. 0 diyeceksin. Olayı bitireceksin. Buradaki örneğe gidelim. P ancak ve ancak 1. Ya P'nin ne olduğunu bilmiyorum. P ne acaba? Ne olduğunu çok da önemi yok. Neden? Ancak ve ancak kuralını biliyorum çünkü. Şimdi P1 ise bu işlemin sonucu 1 ancak ve ancak 1'den 1 olur. P0 ise 0 ancak ve ancak 1'den 0 olur. Yani P'ye bağlı. P nasıl değer alıyorsa ona göre sonuç çıkıyor. P'nin aynısı çıkıyor. P1 olursa sonuç 1 oluyor. P0 olursa sonuç 0 oluyor. O zaman buradan bana P gelir. P her ne zıkkımsa o gelir. V'yi de aşağı indir. 0'ı da aşağı indir. Şimdi V neydi? Sert katıydı. İçinde 0 olursa ne yapıyordu? Hata kabul etmezdi ve 0 eşitliyordu. Şimdi P ne olursa olsun bir kere V'nin yanında 0 olduğu için sonuç 0'dır. Burada da işlem 0'a bağlı. P'ye bağlı değil. Şuraya gelelim. İse. Bunu nasıl yapacağız? Bak. Hiç sayı yok, bir şey yok. Biraz önce öğrendiğim, ilk kağıtta öğrendiğim bir şey vardı. P ise Q denktir. P'nin değili veya Q demiştik değil mi? Yani birincinin değili veya Q. Şimdi şu işlemde bunu bir tane önerme, bunu bir önerme gibi düşün. Şu formüle benzeteceğim. Yani P ise Q denktir. Birincinin değili veya ikinci yazıyorduk değil mi? Şu formata benzeteceğim. O zaman birincinin değilini alıyorum. P'nin değili ve Q'nun değilinin değilini alıyorum. Veya deyip ikinciyle bağlıyorum. P'nin değili veya Q. Tamam mı? Şu ise kuralını kullandım. İse'yi veya'ya çevirdim. Şimdi devam edeceğim. Bu nasıl yapılır? P'nin değilinin değilini alırsam P olur. V veya olur. Q'nun değilinin değilini olur. Q olur. Aradaki işlem veya. Şimdi bütün işlemler veya olduğu için parantez yazmama gerek yok. Burada ne var? P'nin değili veya Q denktir. Bak arkadaşım. Burada bir tane P var. Onu da renkli bir kalemle yapayım. Bütün işlemler veya. P'yi P'nin değiliyle işleme sokacaksın. Yani P veya P'nin değili. Ne olur veya esnek yumuşaktı. İçinde illaki biri sıfır olduğuna göre buradan sana 1 gelecek. Sonra Q
Q veya Q. İki tane önermeyi veya ile işleme sokarsan bizzat kendisidir. Başka da bir şey değil. Q veya Q tekrar Q olarak gelir. Denktir diyelim. Veya esnekti, yumuşaktı. İçinde bir tane bir varsa Q ne olursa olsun sonuç birdir. Olay bitmiştir. Şimdi en alttaki örneğe geçelim. Bu nedir diyor. Neye denktir diyor. Ya da sorularda şöyle sorar. İşte şu bileşik önermenin en sade halini yazınız der. Biz de şu öğrendiğimiz altın kuralı uygularız. İse de ne diyorduk? Birincinin değili veya ikinci yapacağız. P'nin değili veya ikinci. Q ve P. Şimdi bakın burada dikkat edin. Bu veya bu ve. Aynı olsalardı parantezi kaldıracaktım. Çok güzel tıkır tıkır yapacaktım. Aynı değiller. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hani çarpmayı toplama üstüne dağıtıyoruz ya böyle. Ben de veya'yı, pardon, P'nin değilini şunların üzerine dağıtacağım. Şöyle. P'nin değilini önce Q ile işleme sokacağım. Sonra P'nin değilini P ile işleme sokacağım. Hadi yapayım. P'nin değili işlemim ne? Veya Q. Dağılma diyoruz buna. Bununla bunu işleme soktum mu? Evet. Sonra P'nin değili hop P'ye geldik. Veya var işlem olarak. P'nin değilini veya ile hem Q hem de P ile işleme soktum mu? Evet. Peki ortadaki işaret ne olacak? Ortadaki işaret de aha da buradaki olacak. V. Bu dağılma özelliğidir arkadaşlar. Şimdi bakalım. P'nin değili veya Q, burada bir değişme yok. Şurada ne var? P'nin değili veya P. Şimdi veya esnek yumuşaktır. Bunlardan biri illa biri sıfır olduğu için burası 1 geliyor. Şurası tak diye 1 yaptı mı? Evet. Burada ne yapalım? Şurada şöyle yapmıştık. Denktir. Şimdi V serttir, katıdır. Doğru olması için ikisinin de doğru olması lazım. Birinci doğruluk değeri sağlanmış ama ikincisi belli değil. Şimdi burada eğer ki burası doğruysa sonuç doğru olur. Eğer ki burası yanlışsa sonuç yanlış olur. Yani sonuç buraya mı bağlı? O zaman buraya eşittir. Sonuç P'nin değili veya Q'dur. Burası 1 olsa bak burada 1 olacak, eşit. Burası 0 ise burada 0 oluyor zaten, eşit çıkıyor. Peki sen bunu bir yerden hatırlıyorsun. Şıklarda bu olmayabilir arkadaşlar. P'nin değili veya Q ne demektir? P ise Q demek değil midir? Aha da bak burada. Bu ifadenin en sade hali şıklarda bu şekilde de verilir, bu şekilde de verilir. İkisi de birbirine denktir. Hangisi ise onu işaretlersin, işlemi bitirirsin. Ve son sayfa. Şimdi burada da totoloji çelişki var. İki tane güzel tanım diyelim. Şimdi bu totoloji ne demek biliyor musun? Yaptığın bütün önermelerle işlemlerin sonucu bir çıkıyorsa, yani doğru çıkıyorsa bu bir totolojidir. Örneğin P veya P'nin değili. Şimdi P 1 ise değili 0 olur. Senin işlemin ne olur? Veya da 1 olur. P 0 ise değili 1 olur. Senin işlemin ne olur? 1 olur. Her türlü bu işlemin sonucu 1 çıkar. Başka hiçbir ihtimal yoktur. İşte bu işlem totolojidir. Çelişkide tahmin ediyorsunuz ki sonucu 0 çıkmalı. P ve P'nin değili. Şimdi arkadaşım P 1 ise değili 0 olur. V de 0 çıkar. P 0 ise değili 1 olur. Yine V de 0 çıkar. Bütün sonuçlar yanlış çıkıyorsa da buna çelişki deriz. Hemen şu örneğe geçeriz. Çok basit olduğu için hemen örneğine geçiyorum. Bak şimdi diyor ki totoloji midir, çelişki midir? Çok karışık bir şey. Genelde arkadaşlarınız da bunu soruyor. Hocam diyor, bizim gördüğümüz örneklerde hiç P'nin 1, Q'nun 0 olduğu falan verilmemiş. Nasıl yapıyoruz? Bakın şimdi böyle yapıyoruz. Şu değilini içeri dağıtın. P'nin değili V ne olur? Veya olur. Q'nun değilinin değili ne olur? Q olur. Şimdi bunları hatırlamayan varsa birinci derste tekrar baksın. Sonra veya Q'nun değili. Şimdi bakın veya olduğu için, bütün işlemler veya olduğu için parantezleri kaldırdım. Q veya Q'nun değili. Şuradaki olay. Bir totolojidir. Her zaman bir çıkar. Çünkü bu birse bu sıfır. Fenafisten. Birbirinin tersi. Ne oldu yani? P'nin değili veya 1 oldu. Doğru mu? Peki buradaki durum nedir? Veya var, 1 var. Veya ne diyordu? Bir tane doğru olsun yeter. Burada Q'nun değeri ne olursa olsun sonuç 1 çıkacak. Yani sonucun her türlü 1 çıkacağı için bu bir totoloji. Bitti.
Bu soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çelişkidir? Bakalım. VA işlemi. VA işlemi esnek yumuşak. Bir tane bir varsa sonuç birdir. Totoloji. P ise 1. Bu P'ye bağlıdır. P 1 ise sonuç 1 çıkar. P 0 ise sonuç 1 çıkar. P ne olursa olsun sonuç 1 çıkıyor. Doğru. Her türlü 1'dir. Çünkü 1 ise 1 de 1'dir. 0 ise 1 de 1'dir. P'nin değili. P hakkında hiçbir bilgim yok. P'nin değili her şey olabilir. Bilmiyorum. Bunun hakkında kesin bir şey söylenemez. D. Q ve 0. He, V nedir? Serttir, katıdır. Hata kabul etmez. 0 varsa bu sonuç kesinlikle 0'dır. Q ne olursa olsun. E şıkkı. Q ancak 0. Burada Q 0 ise sonuç 1 çıkar. Q 1 ise sonuç 0 çıkar. Yani sonuç Q'nun değili çıkıyor. Tam tersi çıkıyor. 0 alın. 0 ancak 0. 1 yapar. Q'nun değilidir o da. Tamam. Bitti mi diye bakıyorum. Bir dakika. Bir sayfa daha. Aa, boş sayfaymış. Tamam, demek ki bitmiş. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.